Arkadaşlar, şimdi Orta Asya ve Yakın Doğu'da kurulan diğer Türk devletlerini işleyeceğiz. Tabii Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu onlar bir sırada olduğu için onları sona bırakıyoruz. İlk önce şu böyle anlamakta zorlandığımız devletleri bir sistematik içerisinde anlatalım, bitirelim. Ondan sonra Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu'ya, beyliklere öyle geçelim. Tamam, ondan sonra kültür medeniyeti görelim ki bunların gördüğümüz ilk Türk İslam devletlerinin ya da Türk İslam devletinin kültür medeniyetini ortak bir yerde vereceğim size. Arkadaşlar şimdi ilk önce Harzemşahlarla başlayalım. Harizm bölgesinde kurulmuş bir devlet Harzemşahlar. 1197-1231 tarih aralığını unutmuyoruz arkadaşlar. Devletlerin tarih aralığı ve kurucuların kim olduğu çok önemli. Arkadaşlar Harzemşah Devleti İl Arslan tarafından kurulmuş. İl Arslan dediğimiz kişi şöyle tarif edelim. Büyük Selçuk Devleti'nin valisi, o bölgenin valisi tutuyor orada Selçuklu Devleti'nin valisiyken yarı bağımsız hale geliyor. Ama bu devletin kurucusu her ne kadar İl Arslan kabul edilse bile, bakın kurucusu İl Arslan kabul edilse bile Alaaddin Tekiş döneminde tam bağımsızlığına kavuşuyor. O yüzden burada İl Arslan da Alaaddin Tekiş'te sorulan soruya verilecek şıkka göre değişebilir. İl Arslan döneminde bu devlet kuruluyor. Alaaddin Tekiş döneminde tam bağımsız bir hale geliyor. Şimdi başa tekrar dönelim. O zaman 1097-1231 yıllar arasında Harzem bölgesine egemen olmuş ki zamanla zaten birazdan göreceğiz bir topraklarını genişletmiş. Kurucusu İl Arslan kabul ediliyor. Arkadaşlar bu devletin başkenti Ürgenç ya da Gürgenç olarak geçer. O zaman İl Arslan tarafından kurulan bir devlettir. Gürgenç ya da Ürgenç başkent olarak kabul edilir. Alaaddin Tekiş dönemi Harzemşahların en parlak devridir. O yüzden şöyle Osman Orhan muhabbeti yapalım burada. Osman kurucu ama Orhan asıl kurucu. İl Arslan kurucu ama Alaaddin Tekiş en parlak ve asıl kurucu kabul edilir. Tam bağımsızlığı bu dönemde kazanır. Şimdi Alaaddin Tekiş döneminde bu devlet Harzim bölgesinden biraz daha Harzim bölgesinde biraz daha sınırlarını genişletiyor. Azerbaycan'ı, İran'ı, arkadaşlar o toprakları Maviran-Nihir bölgesine ele geçiriyor. Zaten bir hükümdarın devrinin parlak olması o dönemde fetihlerin çok olmasıyla ilgilidir diye bir kaydı önceki derslerimizde düşmüştük. Burada iki tane önemli özellik vereceğim size. Şeyle ilgili, Harzemşahlarla ilgili. Arkadaşlar birincisi şu, tarihe Otrar faciası diye geçen bir kayıt vardır Harzemşahlar tarihinde. 1218 yılında Muhammed Harzemşah döneminde Moğol tüccarlar şeye geliyor, Otrar'a geliyor. Otrar bir yerleşim yerinin adı. Otrar'a geliyor, orada ticaret yaparken Muhammed Harzemşah o tüccarları Moğol casusu zannediyor. Ya da belki de gerçekten öyle, bilmiyoruz. Moğol casusu zannettiği için bu tüccarların hepsini idam ettiriyor, siz casussunuz diye. Bu olay Cengiz Han'ın tepkisine sebep oluyor. Ve Cengiz Han, arkadaşlar Otrar'a bir sefer düzenliyor. Bu seferle Otrar'a geliyorlar, Otrar şehrini yakıp yıkıyorlar. Ve bir sürü insanı öldürüyorlar. Tarihte bu olay Otrar faciası diye geçiyor. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman Otrar faciasının Moğolların, Harzemşahların toprağı olan Otrar şehrini yağmalaması sebebinin de Muhammed Harzemşah tarafından Moğol tüccarların öldürülmesiyle ortaya çıktığı bağlantısını unutmamak gerekiyor. Arkadaşlar diğer bir bilgi de şu. Bakın Moğollar hani Orta Asya, Doğu Asya'dalar, Uzak Asya'dalar, Orta Asya'ya geldiler. Zaten birazdan Cengiz Han'da onu göreceğiz. Otrar'ı da yağmaladılar, ele geçirdiler. Şimdi bu olay Harzemşahların batıya doğru hareket etmesine sebep oldu. Yani Azerbaycan'a kadar gelmelerine sebep oldu. Bunların toprakları Maviraun-Nehir, Harzem bölgesiyken Azerbaycan'a geldiler. Ya yani Moğollar Harzemşahları batıya doğru itti. Şimdi Harzemşahlar batıya doğru gelince Anadolu'da o tarihlerde yani 1220'lerde o tarihlerde Anadolu Selçuklu Devleti var. Türkiye Selçuklu Devleti var. Başında da 1. Alaaddin Keykubat var. 1. Alaaddin Keykubat ile Harzemşahlar arasında sıkıntı çıkar. Özellikle Ahlat şehri yüzünden yani Doğu Anadolu'da Bitlis, Van arası Ahlat şehri yüzünden problem çıkar. Harzemşahlarla
Anadolu Selçuk, Türkiye Selçuklu Devleti arasında ahlak problemi yüzünden 1231 yılında Yassı Çimen Savaşı yapılır. Yassı Çimen Savaşı yapıldığında Anadolu Selçuklu Devleti'nin başında 1. Alaaddin Keykubat var. Arkadaşlar, Harzemşahların başında da Celaleddin Harzemşah var. 1231 Yassı Çimen Savaşı ile Alaaddin Keykubat Harzemşah Devleti'ne son verir, tarihe karışır. Harzemşah Devleti deyince aklımıza bu gelecek. Alaaddin Tekiş'i unutmayacağız, Yassı Çimen Savaşı'nı unutmayacağız, Celaleddin Harzemşah'ı unutmayacağız, Otrar faciasını unutmayacağız. Anlaştık mı arkadaşlar? Kültür medeniyette bunlarla ilgili yeni bilgiler gelir. Şimdi ikinci devlete bakalım. Arkadaşlar, burada Akkoyunlu ve Karakoyun devletlerini işleyeceğim. Akkoyunlu ve Karakoyun devletleri İlhan'ın devamı. İlhanlı'yı Moğolları anlatırken göreceğiz. O yüzden ilk önce şunları bir temizleyelim, ondan sonra Moğollara geçelim. Arkadaşlar, Akkoyunlu ve Karakoyunlu. Olayı şöyle kodlayacaksınız. Türkiye'yi gözünüzün önüne getirin, Türkiye haritasını. Türkiye'nin Türkçe'de Kara Kuzey Ak Güney'dir. Tamam mı? Ha, bazen renk olarak da kullanılır ama siz böyle kodlayın kafanızda. Karakoyunlular Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, Akkoyunlular Doğu Anadolu'nun güneyinde hüküm sürüyor. Böyle kurun kafanızdan. Arkadaşlar, Akkoyunlu Devleti Diyarbakır merkez olmak üzere kurulmuş bir devlet. Ve bunun kurucusu, yine tarih aralığını söyleyeyim de Akkoyunlu'nun, 1350-1502 yılları arasında Diyarbakır merkez olmak üzere kurulmuş bir devlet. Kurucusu da Karayülük Osman Bey. Karayülük Osman Bey meşhur bir isimdir. Bunun kurucu olduğunu, Akkoyunlu Devleti'nin kurucusu olduğunu, Diyarbakır merkez olmak üzere bu devletin kurulduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bunun ikinci önemli hükümdarı da şudur, Uzun Hasan. Uzun Hasan, Akkoyunlu Devleti'nin en parlak dönemidir. Uzun Hasan deyince aklımıza ne gelir? Birincisi, Uzun Hasan sınırları en geniş boyutlara ulaştırır. Arkadaşlar, İran topraklarını, Irak topraklarının bir kısmını, Azerbaycan topraklarını Uzun Hasan ele geçirir. Hatta Karakoyunlu Devleti'nin sahip olduğu Erciş bölgesini, Van Erciş bölgesini ele geçirir. Birincisi bu, en geniş sınırlarına Akkoyunlu Devleti Uzun Hasan döneminde ulaşır, en parlak devridir. İkincisi ise Uzun Hasan, ya da isterseniz Akkoyunlu olarak da değerlendirebilirsiniz bunu, Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirir. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çeviren ilk hükümdar, ilk Türk hükümdar Uzun Hasan olarak kabul edilir. İlk devlet de Akkoyunlu olarak kabul edilir. Anlaştık mı arkadaşlar? Gördüğümüz yeri ben bir kırmızı kalemle işaretleyeyim. Uzun Hasan'ı gördük, tamam mı? Ve Uzun Hasan'ın Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirdiğini ve Akkoyunlu Devleti'nin en parlak devrinin Uzun Hasan dönemi olduğunu öğrendik. Diğer bir bilgi de şu. Demin ne anlattım size? Uzun Hasan döneminde devletin toprakları hayli genişledi dedik ya. Bu olay Akkoyunlu Devleti ile Osmanlı arasındaki mücadeleyi başlattı. Bunun temel sebebi iki tane. Akkoyunlu, Uzun Hasan, Osmanlı arasındaki mücadelenin temel sebebi özellikle bu Fatih dönemidir. Birincisi, sınırları genişletmesi Osmanlı aleyhine. İkincisi ise Osmanlı'nın en büyük belası olan Karamanoğulları Beyliği'nin Akkoyunlularla Osmanlı'ya karşı ittifak yapmasıdır. Fatih buna çok kızar. Arkadaşlar, Fatih Akkoyunlu seferine çıkar. Uzun Hasan var Akkoyunlu Devleti'nin başında, Osmanlı başında Fatih var. Ve 1473 yılında Otlukbeli Savaşı yapılır. Erzincan bölgesinde. Yapılan Otlukbeli Savaşı'nda Fatih galip gelir. Uzun Hasan canını zor kurtarır. Küçük Türk canını zor kurtarır. Savaş alanından kaçar ve Akkoyunlu Devleti sarsıntı geçirir. Safeviler 1502 yılında gelir, Akkoyunlu Devleti'ne son verir ve kendi devletini kurar ki Safevi Devleti'nin kurucusunun da Şah İsmail olduğunu biliyoruz. İleride tekrar bu bilgi karşımıza çıkacak. Nerede karşımıza çıkacak? Fatih Sultan Mehmet'i işlerken, Safevileri işlerken Akkoyunlu tekrar gündeme gelecek. Yani defalarca bunu size tekrar edeceğiz. Ama şimdilik bilmeniz gereken bilgi bu. Arkadaşlar, diğer yine Türk devletlerinden Karakoyunlu. Karakoyunlu Devleti'nin kurucusu Bayram Hoca. Biraz daha kuzeyde Erciş merkez olmak üzere kuruluyor. Tekrar ediyorum, Bayram Hoca tarafından kurulmuş, Erciş merkez olmak üzere kurulmuş. Tarih aralığına bakın, 1365-1469. Şunu tespit edebildiniz mi? Akkoyunlu 1350, Karakoyunlu 1365. Bu şu demektir, o topraklara İlhanlı hakimdi.
1336'da İlhanlı'nın yıkılmasıyla birlikte işte Akkoyunlu, Karakoyunlu, Celayir gibi devletler doğdu. O siyasi otoriteden faydalanarak beylikler kuruldu. Bizim beyliklerimiz Kösadağ Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmaya başladı ama bağımsızlıkları 1336 İlhanlı Devleti'nin yıkılmasıyla oldu. Birazdan onu tekrar anlatacağım size İlhanlı'yı görürken. Ne dedik? Bayram Hoca tarafından kurulmuştur. Erciş merkez olmak üzere kurulmuştur. Burada isim unutmuyoruz, merkezini unutmuyoruz. İleride gündeme gelecek olan bir bilgiyi daha unutmuyoruz. Arkadaşlar şeyi hatırlayın burada Timur. Timur Semerkant'ta devletini kuruyor. Batıya doğru açılmaya başlıyor. Timur'un batıya doğru hareketinden dolayı İran, Irak, İran kuzeyi, İran, Doğu Anadolu Timur'un egemenliğine giriyor. Ve Karakoyunlu Devleti hükümdarı Osmanlı'ya sığınıyor. Kara Yusuf Osmanlı'ya sığınıyor. Bu olay Ankara Savaşı'na sebep oluyor. Hatırladık bu bilgiyi. İleride Osmanlı'yı anlatırken görürüz. O zaman Karakoyunlu Devleti deyince Timur'la Yıldırım Bayezid arasındaki savaşta Karakoyunlu hükümdarının bize sığındığını unutmamamız gerekiyor. İleride gündeme gelecek. Arkadaşlar bu devlete Uzun Hasan son veriyor. Yani Karakoyunlu Devleti'ni yıkan Uzun Hasan'dır. Yani Akkoyunlu Devleti'dir. O zaman arkadaşlar Harzemşah'ı, Akkoyunlu'yu ve Karakoyunlu'yu görmüş olduk. Dediğim gibi ileride bu bilgiler tekrar karşımıza çıkacak. Şimdi geçiyorum çok önemli bir bölüme, Moğol Cengiz İmparatorluğu'na. Arkadaşlar dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından birisidir. Hatta ilk ikiye girebilir. İşte Moğol İmparatorluğu çok büyüktür. Birinci Göktürk İmparatorluğu çok büyüktür. İngiltere, Britanya İmparatorluğu çok büyüktür. Bunlar tarihte Osmanlı İmparatorluğu çok büyüktür. Ama şöyle baktığınızda Cengiz Han'ın egemen olduğu topraklar sanki birinci sırada Cengiz Han varmış gibi. Bütün sınırları kaldırmış zaten Cengiz Han. Ta Uzak Asya'dan arkadaşlar Doğu Avrupa'ya kadar olan toprakların hepsine egemen olmuş. Şimdi bakalım bu devletin tarih aralığı 1196-1227. Arkadaşlar Cengiz Han'ın tahta geçmesi, kuruluş, ölümü de yıkılış kabul edilir. Bu devletin kurucusu Cengiz Han. Cengiz Han'ın ismi Temuçin. Tamam mı arkadaşlar? Temuçin 1196 yılında Cengiz Han unvanını alarak, Moğol Cengiz İmparatorluğunu kuruyor. Başkent hatırlarsanız 2. Göktürklerin başkenti de burasıydı. Karakurum başkent olmak üzere Cengiz Han tarafından bu devlet kuruluyor. Ve Cengiz Han ne yapıyor? Arkadaşlar Karakurum'da Uzak Asya'da bu devleti kuruyor. Orta Asya'nın uzağında daha doğusunda. Geliyor Çin'i alıyor. Arkadaşlar batıya doğru açılıyor. Orta Asya'yı alıyor. Yani Kırım'a kadar geliyor. Doğu Avrupa'ya kadar geliyor. İran, Azerbaycan, arkadaşlar Ön Asya, Çin, Hindistan'ın kuzeyi, Orta Asya, Doğu Avrupa, Kırım. O toprakların hepsi Cengiz Han'ın eline geçiyor. Harzem bölgesi. Ve bütün sınırlar kalkıyor. Moğol kavimleri arasında siyasal birlik sağlanıyor. Moğolları bir araya getiren lider Cengiz Han'dır. Sadece Cengiz Han Moğolları bir araya getirmiyor. O bölgede yaşayan Türkleri de bir araya getiriyor. O yüzden şöyle bir şey geçer. Mete, Kapkan ve Cengiz Han Türk siyasal birliğini sağlayan hükümdarlardandır denilir. Ama Cengiz Han Türk değildi, Müslüman da değildi. O yüzden Cengiz Han işte Türk siyasal birliğini sağlarken Turancılık fikriyle bu işi yapmamış, ıslah amacıyla bu işi yapmış ve spontan olarak Türk siyasal birliği de gerçekleşmiş. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman ne oldu? Türk siyasal birliği, Moğol birliği sağlandı ve Orta Asya Cengiz Han tarafından ıslah edildi. Bunu şöyle sorgulamamız gerekir. Cengiz Han devletini kurdu, batıya doğru açıldı. Türklerin yurdu olan Orta Asya'yı ıslah etti. Moğol istilasından dolayı orada yaşayan Türklerin büyük bir çoğunluğu, bu 12. yüzyılın sonu, 13. yüzyılın başlarıdır, özellikle 13. yüzyılın başlarıdır. Arkadaşlar batıya doğru göç etmek zorunda kaldı. Türklerin batıya doğru göçü sonucu Anadolu'da hızlı bir Türk nüfusu artışı yaşandı. O yüzden Anadolu'nun Türkleşmesinde, Anadolu'da yer adlarının Türkçeleşmesinde, nehir, ova adlarının Türkçeleşmesinde, oraya çok hızlı Türk akınların yaşanması etkili oldu. Peki bu akınların yaşanmasını etki eden faktör Cengiz Han'ın Orta Asya'ya istilası oldu. O halde şöyledir. Cengiz Han'ın Orta Asya'ya istilası Türk tarihi adına hem olumsuz hem olumludur. Olumsuz olan boyutu Orta Asya'nın yağmalanmasıdır. Olumlu olan boyutu Anadolu'nun hızlı bir şekilde Türkleşmesidir. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman Moğollar Orta Asya'yı yağmaladı ki
O yağmalama hareketi ta Anadolu'ya kadar geldi. İlhanlar döneminde Kösadağ Savaşı yaşanacak. 1243'te onu Anadolu Selçuk Devleti'ni anlatırken sizinle göreceğiz. Arkadaşlar, şimdi buradaki diğer bir mesele de şu. Moğol Cengiz İmparatorluğu kurulurken ya da Moğol Cengiz Devleti kurulurken bu devlet Moğol olarak kuruldu. Ama zamanla Moğollar kendi bünyesine Uygurları aldı, Kırgızları aldı, Karlukları aldı. Özellikle Uygurları öğretmenliğe getirdi, katipliğe getirdi, memurluğa getirdi. Bu olay Cengiz Devleti'nin devlet yönetiminde ve orduda Türkleşmesine sebep oldu. Hatta Cengiz yasası Uygurlardan esinlenilerek hazırlanılmış bir yasa oldu. O halde Cengiz İmparatorluğu'nun kültür olarak devlet kültürü, toplum kültürü, dil kültürü, askeri kültür olarak Türkleşmesinde Uygurların en büyük katkıya sahip olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani zamanla Türkleşti. Bir örnek vereyim size. Mesela Cengiz Han ünvanını kullandı. Han ünvanını Türkler kullanır. Cengiz'in meclisinin adı Kurultay oldu ki şamandır Cengiz aynı zamanda. Arkadaşlar aynı zamanda Cengiz'de kut anlayışı vardı. Peki bunlar bizde Orta Asya Türk devlet anlayışında ya da Türk kültüründe olan şeyler değil mi? O yüzden diyoruz ki Cengiz Han devleti bir Moğol devlet olarak kuruldu ama zamanla Türkleşti. Türkleşmesinde Kırgızlar ve Uygurlar etkili oldu ama birinci sırada etkili olan devlet Uygurlar olmuştur diyoruz. Arkadaşlar şimdi Cengiz Han dönemine ait bilmemiz gereken bir eser var. Cengiz Han'ın hayatını, Cengiz Han'a atfedilmiş zaten bu eser. Cengiz Han'ın hayatını Moğol Cengiz Devleti'nin tarihini anlatan Moğolların Gizli Tarihi adlı eserini unutmamak gerekiyor. Moğollar her ne kadar böyle egemen oldularsa büyük coğrafyalara ıslah gerçekleştirmiş olsalar bile bunların en büyük geçim kaynakları ticaretten alınan vergiler oldu. Yani olay şu, tüccarlar geliyorlar Cengiz Han'a, ondan bir belge alıyorlar. O belgeyle Asya'da ticaret yapıyorlar. Bu belgeyi almak karşılığında da Cengiz Han'a vergi ödüyorlar. Her yıl vergi ödüyorlar. O yüzden Cengiz Han döneminde Orta Asya'da ticari potansiyel de yüksek. Düşük olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü ne yaptı? Sınırları kaldırdı. İpek yoluna egemen oldu. Oradaki ticari potansiyeli artırmak amacıyla insanlara güvence verdi. Tüccarlara güvence verdi. Bu sebeple Cengiz Han döneminde Moğollar kağıt parayı ve çeki kullandı. Aynı Uygurlarda olduğu gibi. Hatırlayın, Uygurlarda da kağıt para ve çek kullanılmıştı. Arkadaşlar Cengiz Han 1227 yılında öldü. Hayatını kaybetti. Cengiz Han'ın ölümü üzerine çeşitli tarihlerde Cengiz İmparatorluğu'nun topraklarında 4 tane Moğol devleti kuruldu. Kubilay, Çağatay, İlhanlı ve Altınordu. Şimdi bunları sizinle teker teker görelim. Tek bir yere sığdırmaya çalıştım. Çünkü ileride tekrar tekrar karşımıza bunlar çıkacak. Arkadaşlar birincisi Altınordu Hanlığı. Tarih aralığına bakalım. 1227-1502 yılları arasında arkadaşlar Kırım, yani Karadeniz'in kuzeyinde kurulmuş bir devlet. Karadeniz'in kuzeyinde, Kırım'da kurulmuş bir devlet. Arkadaşlar bu devletin kurucusu Batuhan. Çok önemli mi? Çok önemli değil. Ama yine de bir yerde dursun. Batuhan tarafından Kırım topraklarında, Karadeniz'in kuzeyinde kurulmuş. Arkadaşlar bu devletin Türkleşmesinde Kıpçaklar etkili olmuş. Tamam mı? Kıpçaklar bu devleti Türkleştirmiş. Hatırlarsanız İtil Bulgarlar için de aynı cümleyi kullanmıştık. Kıpçaklar için de aynı cümleyi kullanmıştık. O zaman Altınordu Devleti bir Moğol devleti olarak kuruldu. Zamanla Kıpçaklar tarafından, İtil Bulgarları tarafından Türkleştirildi. Berke Han döneminde Altınordu Devleti İslamiyet'i kabul etti. Bu sorulabilecek bir soru olabilir. Altınordu Devleti bir Moğol Şaman Devleti olarak kurulmuşken Berke Han döneminde İslamiyet'i kabul etti. Kimden etkilendi? İtil Bulgarlarından etkilenerek böyle bir değişimi yaşadı ve bu devlete arkadaşlar Timur derken Timur son vermedi. Timur devleti son verdi. Timur devleti 1502 yılında Altınordu devletini tamamen ortadan kaldırdı. Şimdi burada şu çok önemli. Şimdiye kadar söylediğimiz yerlerden daha önemli olan şimdi söyleyeceğimiz cümledir. Altınordu Devleti'nin kurulduğu yer Karadeniz'in kuzeyidir. Ne zaman kuruldu arkadaşlar? Dikkat edin, 14. yüzyılda, 15. yüzyılda ve 16. yüzyılın başlarında Altınordu Devleti var. Altınordu da denilebilir, Altınordu da denilebilir.
Orda çadır demektir. Ordu çadır demektir. Çadırın rengi altından olduğu için altın orda denilmiştir. Aynı zamanda orda, ordu balık, baş şehir anlamına da gelir. Bunun yorumlarını size İslam öncesi Türk devletlerini anlatırken söylemiştim. Şimdi arkadaşlar, o coğrafya Karadeniz'in kuzeyi, daha kuzeyinde Moskova knezliklerinin, Rus knezliklerinin olduğu bir coğrafya. O yüzden Altınordu Devleti'nin şöyle bir yorum yapılır. Altınordu Devleti'nin uzun bir süre o coğrafyaya egemen olması, Moskova knezliklerinin yani Rus prensliklerinin güneye inmesini, Rusların güneye inmesini, bir imparatorluk kurmalarını, bir çarlık kurmalarını, Karadeniz'in Slavlaşmasını engellemiştir diyoruz. O zaman Peçeneklerle ilgili ne yorum yaptıysak, Ruslarla bağlantı kurarak ne yorum yaptıysak, Altınordu ile ilgili aynı yorum yapıyoruz. O zaman uzun bir süre Rusların güneye inmesini engelleyen tampon devlet Altınordu Devleti olmuş. Bu devlete Timurluların son vermesi, Timur Devleti'nin son vermesi Türk dünyasını perişan edecek. Özellikle Osman başına ciddi bir Rus belasını açacak. 4. İvan döneminde. İleride göreceğiz. Osmanlı'da bunu anlatırım. Hatta ayrı bir konumuz vardır sizinle. Rusya tarihi diye. Orada anlatırım bu konuyu size. O yüzden bu tampon bölge özelliğini unutmayacağız. Birincisi bu. İkincisi de şu. Altınordu Devleti yıkılınca arkadaşlar yerine küçük 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 hanlıklar kuruluyor. Küçük küçük prenslikler kuruluyor. O prenslikleri teker teker görelim, altını çizelim. Dikkat edelim şimdi. Kırım, Astrahan yani Ejderhan, Kazan, Kasım, Sibir, Nogay hanlıkları kuruluyor. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar Altınordu Hanlığı'nın yıkılmasıyla kurulan küçük küçük prenslikler, küçük küçük hanlıklar oluyor. Rusya da bunları lap 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 egemenlik altına alacak. İlk önce Kazan Hanlığı'ndan başlayacak. Kazan, Astrahan, Kırım diye bu şekilde gidecek. İşte 4. İvan döneminde Kazan, Astrahan Hanlıklarının alınmasıyla Moskova Knezliği Rus Çarlığı olacak. Ve Rus Çarlığı Deli Petro döneminde 18. yüzyılın başında sıcak denizlere inme politikasını başlatacak, Osmanlı'yı perişan edecek. Yani Altınordu Devleti'nin yıkılmasının ilerleyen süreçte Osmanlı başına nasıl bir bela açtığını tahmin etmişsinizdir arkadaşlar. Burada Altınordu'yu kapatıyorum. Arkadaşlar şimdi burada Kubilay Hanlığı kısa. Yani çok basit, şunu bilmeniz gerekir. Nerede kurulmuştu Altınordu Hanlığı? Karadeniz'in kuzeyinde kurulmuştu. Geniş bir coğrafyada. Kubilay Hanlığı'nın kurulduğu yer Çin ve Moğolistan bölgesi. Yani asıl Moğol Cengiz İmparatorluğu'nun ortaya çıktığı yerde kurulmuş, Çin'e de egemen olmuş. Arkadaşlar, o yüzden şöyle bir cümle kullanıyoruz. Kubilay Hanlığı'nın kurulduğu coğrafya, Müslüman Türk unsurunun bulunduğu bir coğrafya olmadığı için zamanla bu devlet Çinliler içerisinde eriyip gitmiş. Anlaştık mı arkadaşlar? Eriyip gitmiş. Tüccar bir devlet bu, aynı zamanda bu. Bunu da söyleyelim size. Fakat ikinci bilgi olarak da şunu kaçırmamak gerekir Kubilay Hanlığı ile ilgili. Marco Polo, ünlü İtalyan seyyah. Arkadaşlar, Marco Polo seyahatnamesinde Kubilay Hanlığı hakkında bize çok bilgi ulaştırmıştır. O yüzden şu bilgi unutulmamalıdır. Kubilay Hanlığı Çin'de kurulmuştur. Zamanla Çinleşmiştir. Ünlü Avrupalı seyyah. Arkadaşlar, zaten 4 tane seyyah var. Fadlan, Batuta, Marco Polo, Evliya Çelebi. Bunlar meşhurlardır. Marco Polo Kubilay Hanlığı hakkında bize ciddi bilgiler ulaştırmıştır. Ki o devletin hizmetinde de çok uzun süre Marco Polo çalışmıştır. Arkadaşlar, geliyorum en önemli devletlerden bir tanesine. Cengiz Hanlığı'nın yıkılmasından sonra kurulan devletlerden bir tanesine. İlhanlı Hanlığı. Arkadaşlar, İlhanlı Devleti. Yine tarih aralığına bakalım. İlhanlı 1236-1336 yılları arasında kurulmuş bir devlet. Nerede kuruluyor? İran topraklarında kuruluyor. İran'a, Irak'a, Doğu Anadolu'ya, Anadolu'ya egemen oluyor bir devlet. Bizi perişan eden devlet yani. Köse Dağı Savaşı'yla Anadolu Selçuklu'yu perişan eden devlet bu olacaktır arkadaşlar. Anadolu'da beyliklerin kurulmasına sebep olan devlet bu olacaktır. Şimdi bunları teker teker bir görelim sizinle. Arkadaşlar, birincisi şu. Bu devlet Hülagü Han tarafından kuruluyor. Bu ismi unutmuyorsunuz. Hülagü Han'ı unutmuyorsunuz. Önemli bir şahsiyet. Yani tarihe mal olmuş, tarihe ismini damga olarak vurmuş bir adamdır bu. Ve bunun başkenti Tebriz. Tebriz başkent İran toprakları. Tebriz başkent olmak üzere Hülagü Han tarafından kurulmuş. Kurulduğu dönemde Şamanist dine, yani henüz
Müslüman değil. Arkadaşlar hemen geçiyorum. Gazan Han döneminde İslamiyet'i kabulleniyor. Altın Orda Devleti Berke Han döneminde, İlhanlı Devleti Gazan Han döneminde İslamiyet'i kabul ediyor. Hülagü döneminin en önemli olayı ise 1258 yılında Abbasileri anlatırken anlattım size, Bağdat'ın yağmalanması olayı oluyor. Hülagü Bağdat'a giriyor, Bağdat'ı yerle bir ediyor, Abbas devletini yıkıyor, Nizamiye medreselerini yıkıyor, kütüphaneleri allak bullak ediyor. Arkadaşlar İslami ilimleri resetliyor, bitiriyor yani. O yüzden Hülagü İslami ilimlerin sekteye uğramasında, Abbasi devletinin yıkılmasında çok etkili bir isim olduğu için bizim tarihimize damga vurmuştur, unutmayın. Ha, bu arada İlhanlı'nın şöyle bir özelliği de var tabii, onu da ileride anlatacağım size. Daha çok bunu Büyük Selçuklu'yu anlatırken söyleyeceğim. Bu şey var ya, Haşhaşiler var ya, ne onun adı? Hasan Sabbah. Onun o tarikatını yerle bir eden, Alamut Kalesi'ni ortadan kaldıran da İlhanlı olacaktır. Tamam mı? O ileride gündeme gelecek. Arkadaşlar, 1336 yılında İlhanlı Devleti yıkılıyor. İlhanlı Devleti'nin yıkılmasıyla, demin de saydım size, Akkoyun Devleti, Karakoyunlu Devleti, Celayir Devleti ve Anadolu'da Türk Beylikleri bağımsızlığını kazanıyor. Şimdi İlhanlı Devleti ile ilgili arkadaşlar şu bilgiyi bilmek gerekir. İlhanlı Devleti'nde iki tane meşhur isim var. Bunlardan bir tanesi, şu boşluğa yazayım, Cüveyni. Ben ileride Cüveyni'den bahsedeceğim size. Arkadaşlar iki, Reşidüddin. Reşidüddin. Arkadaşlar Cüveyni ve Reşidüddin İlhanlı döneminde, Moğollar döneminde yaşamış çok ünlü edebiyatçılar ve tarihçilerdir. Tamam mıdır? Bunların eserleri hakkında ileride sizinle paylaşacağım. Neler yazmışlar? Mesela Alper Tunga Destanı söyleyeceğim. Arkadaşlar Oğuz Kağan Destanı, özellikle Reşidüddin'in eserleri. Bunlardan ileride size bahsedeceğim. Arkadaşlar geliyorum son devlete, Çağatay Hanlığı. Çağatay Hanlığı, Cengiz Han'ın yıkılmasıyla kurulan devlet, dört devletten bir tanesi. Üçünü anlattım, tek Çağatay kaldı. Arkadaşlar, kurulduğu yer Türkistan bölgesi. Yani Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir coğrafyada kurulmuş, tamam mı? Şu yuvarlak içerisine alayım. Türklerin egemen olduğu bir coğrafyada kuruluyor. Hemen mantığı kurun. Türklerin egemen olduğu bir coğrafyada, daha doğrusu Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir coğrafyada kurulduğu için Çağatay Hanlığı kısa zamanda Türkleşip İslamlaşıyor. Yani Altın Orda, İlhanlı, Kubilay kurulduğu yerlere bakın. İşte Kubilay Çinileşti. Altın Orda çok sonra İslamlaştı. İlhanlı çok sonra İslamlaştı. Ama Çağatay Hanlığı'na baktığınızda bulunduğu coğrafya Türk ve Müslüman olduğu için İslam'ı benimsemesi çok kolay oldu. Zaten Tarmaşirin döneminde İslam'ı kabul etti. Hemen bunu çerçeve içerisine alıyorum. İkinci bilgi de şu, kurulduğu coğrafya tamamen Türk unsurlu bir coğrafya olduğu için arkadaşlar Türkçeyi, resmi dilde Türkçeyi, biz buna Hakaniye Türkçesi diyoruz, tamam mı? Hakaniye Türkçesi, yani Çağatay lehçesini kullandı. Bunu da yuvarlak içerisine alıyorum. Bulunduğu bölge tamamen Türklerden oluştuğu için arkadaşlar bu devrin en ünlü şairi ya da edebi şahsiyeti ise Ali Şir Nevai oldu. Ali Şir Nevai Çağatay döneminde yaşamış, Çağatay Hanlığı döneminde yaşamış bir edebi şahsiyet. Arkadaşlar bunda bir eseri vardı, hatırlayın. Eserin adı Muhakemetül Lugateyn. Muhakemetül Lugateyn eseri ile şunu ispatlamaya çalıştı Ali Şir Nevai, Türkçe Farsçadan daha üstün, yani Farsça ile Türkçeyi kıyasladı, Türkçenin Farsçadan daha üstün olduğunu yazdığı bu eserle ispat etmeye çalıştı. O zaman Ali Şir Nevai'yi unutmamak gerekiyor. Çağatay dönemi biliyorsunuz şahsiyetlerden epey soru soruyor KPSS'e ya da ÖABT'e, dikkat edin buna. Arkadaşlar Çağatay Hanlığı'na aynı Altın Orda'ya olduğu gibi Timuriler, Timur Devleti son veriyor. Çağatay'ı da yıkan, arkadaşlar Altın Orda'yı da yıkan Timuriler oluyor. Ama buradaki mantık şudur, Çağatay Devleti yıkıldığında bir Timur Devleti yok ama Timuriler yıkıyor ki Timur bu devletin yıkılmasıyla kendi devletini kuruyor. Arkadaşlar, Orta Asya ve Yakın Doğu'da kurulan bu devletlerde gördük. Daha bitmedi. Özbekler, Şeybaniler var.
Biraz mola verelim konumuza. Yine Orta Asya ve Yakın Doğu'daki diğer Türk devletleri ya da diğer devletlerle devam edelim.